Değerli dostlar programımızın bu bölümünde konuğum benim çok değerli bir dostum Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan. Hoş geldin Sayın Tarhan. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Efendim size tabii Sen... bu yıl birçok e, evet. fuarda da karşı karşıya geldik. Öğrencilerle bir arada evet. oldunuz. Allah evet. nasip ederse tamam. de 31 Temmuz'da sınav sonuçları belli evet. olacak. 7 ile de 14 Ağustos'a da tercih dönemi başlıyor. Evet, Öğrencilerimiz çok heyecanlı değil mi? Öğrenciler heyecanlı ama burada ekibin bir araştırması var. Üniversitenizde e, tercih dönemi için tüm hazırlıklarını yapmışlar. Evet, evet. Hatta öğretim üyeleri alanları ile ilgili bilgi ver verecekken çok değerli ki benim meslektaşlarım tercih uzmanları da gençlere doğru tercih nasıl yapacaklar o yolda tamam. onlara noktalar üzerinde yol gösterecekler. E, Sayın Tarhan şimdi becerili olma becerisi kazandırma hedefiniz. Bunu öğrenci nasıl aktaracaksınız? Tabii şimdi 21. yüzyıl becerileri var. Bu 21. yüzyıl becerilerini biz öğrencilere kazanmak istiyoruz. Bunlar mesela kurumun öğrenen örgüt olması bunun dışında. Daha sonra kişinin sadece kişinin kendini geliştirmesi, bir meslek edinmesi değil, hayatı öğrenmesi ve aynı zamanda bir gencin ee, öğrenmeyi öğrenmesi bunu hedefliyoruz. Yani çünkü bilgiye çok kolay ulaşıldı hı hı, şu hı. anda. Arama motorlarıyla rahat ulaşılıyor. Bilgiye ulaşılmak değil bir bilgiye ulaşırken doğru bilgiye, amacı yönelik bilgiye ulaşabilmek. Bunun için ve eğitim sisteminde şu anda öğrenci merkezi bir eğitim sistemi var. Yani öğrenci <laughs> merkeze alınıyor ama bu öğrencinin merkezi olması demek öğrencinin her dediği oluyor anlamında değil. Yani doğru. öğrencinin ihtiyaçlarını birlikte belirleniyor. Bir, böyle durumlarda hocalara daha farklı bir rol. Hoca da öğreniyor. Öğrenen evet. hep birlikte öğreniliyor. Ve böyle 21. yüzyılın öğrenme metodu bu. bu öğrenme metodu beyin temelli öğrenme. Hı hı. Yani beynimiz nasıl öğreniyor yapılan araştırmalar sonucunda bir insan beyninde öğrenmeyi durdurduğu zaman o birdenbire bisiklet kullanmayı durdurmak gibi devriliyorsunuz. Onun için hocalar da öğrenmek gerekiyor. Öğrenci de öğreneceğiz. Öğrenci öğrenme aşkını vereceğiz Öğrenme aşkını aldığı zaman zaten o mezun olduktan sonra o hayatın sonuna kadar o ömür boyu öğrenmeyi başarıyor. Buradan da şöyle bir şey çıkıyor ortaya. E, bilgisine yenileme diye bir olay söz evet. konusu oluyor. Bir de ikincisi bilgiyi doğru öğrenme çok doğru söylediğiniz olayda. Tabi buradan da o bilgiyi kullanması da önemli bir noktaya gelmiş oluyor. Soru olur. sormayı bilmek yani. Soru sormak evet. bilginin yarısı. Evet. evet. Soru evet. soracak. Öncelikle tabii. o çok tabii. önemli. Peki efendim buradan şöyle bir şey. Şimdi e, gençler tercih yaparken... Onlara da sohbetlerde soruyoruz. Diyorlar ki bizim kafamızda oluşturduğumuz bazı noktalar var. Bunların değerlendirilmesi. Yani üniversitelerde kuluçka merkezi merkezler var. Gerek devlet, gerek vakıf, gerekse Kıbrıs'taki üniversitelerde ve sizin üniversitenizde de bunun mükemmel olanlarından bir tane örneği. Evet. Bu konuda ne dersiniz? Tabii Brain Park diye bir kuluçka merkezimiz var. Yani Gebze Sanayi ile Hı -hı. birlikte oluşturduk Teknopark'ta. Şimdi bu kuluçka merkezde şimdi üniversitelerin dört tane fonksiyonu var. Hem üç diye söylenir. Yeni nesil üniversitelerin üç diye dört fonksiyonu var. Biri meslek edindirme, eğitim verme fonksiyonu. Tamam. İkinci fonksiyonu öğrenci e, argi, araştırma geliştirme research yapma fonksiyonu. Üçüncü fonksiyon toplumu bilgilendirme fonksiyonu. Dördüncüsü de bilginin ürüne dönüştürülmesi. Hı hı. Bilgin sanayiye ticariye dönüştürülmesi fonksiyonu. Bu dördüncü fonksiyon için teknoparklar önemli. Bu fonksiyon için kuluçka merkezler önemli. Burada öğrenciler, hocalar, şirketler kuruyorlar ve burada yüzde elli üniversitenin yüzde elli onun ve yani ürettikleri şeyin ürün haline gelmesine çalışılıyor. Bunun biz uygulamasına geçtik. Bireyin park de verdik. Yani burada özellikle biz üniversite olarak bir konuda özelleştiğimiz için tematik bir üniversite biliyorsun üniversitelerde research'te mantık şudur bir odak olacak selection concentration dedikleri yani bir konuyu seçeceksiniz, o konuda derinleşeceksiniz. Dünyada da üniversiteler buna gidiyor. Her bir üniversite her şeyi he, yapamaz. Ya yani böyle olunca hep yüzeyde kalır. Ama bir seçecek, Arge odağı olacak. O Arge odağının içinde derinleşecek. Biz Arge odağımız neuroscience. Mesela bununla ilgili G20'ye gidiyoruz. Bu sene Arjantin'e de gideceğiz. Evet. O da N20 neuroscience 20 olarak evet. o, o, ve dünyada Türkiye adına referans olarak bu konuda G20'ye Katılan e, tek üniversite olarak e, davet edildik ve bu 2015'te Antalya, 2016'da Çin, 2017'de Hamburg, evet. 2018'de burada olacak ve bu aslında işte arji e, odaklı çalışmanın uluslararası yansıması. Peki hocam biraz evvel tabii cümlenin arasında bir kelime çekeyim. Tematik kelimesini kullandınız hatırlarsanız değil mi? İlk kuruluş yıllarında evet. tematik üniversite dediğimiz zaman e, hakikaten bu kelime yeni yeni yerleşiyordu yüksek evet. öğretim e, programlarımızın içerisine. E, Singapur'da galiba öncelikle evet. buna sahip çıktılar. Sonra evet. bir araştırma yaptı Hat Yanlış hatırlıyorsam söyledim ama doğru, doğru, sonra size dediler ki yok yok önce e, sizin üniversiteniz evet. tematikmiş cümlesini kullanmışlardı. Peki buradan şöyle gireyim şimdi. Ee, bu tematiklerin yanı sıra kurumunuzda e, özgü kurumunuza özgü dersler var. Mesela ben buraya not aldım. Proje kültürü, iletişim becerileri, pozitif psikoloji gibi dersler var. Bunda neye amaçlıyorsunuz? Tabii. Mesela pozitif psikoloji dersi, pozitif psikoloji ve iletişim becerileri dersi şu anda Harvard'ın web sayfasına girilirse 1504 no'lu ders. Bu derste pozitif psikolojiyi çığır açan ders diye hı hı. Harvard ana sayfasında koymuş web sayfasında. Bu ders en çok tercih edilen dersmiş ve üniversite öğrencileri bu dersi gönüllü olarak hı hı. alıyorlar. Ve bu derste neler öğretiyor diye toolkitleri var, onu. indirdik onu, aldık, satın aldık. O toolkitlerde bizim pozitif psikolojide öğrettiklerimizi öğretiyor, aynısını. Biz 2012'den beri bunu öğrencilere, lisans, ön lisans, bütün 16 bin civarında öğrencimiz var, hı hı. yüksek lisans, harcısı, hepsinde bunu bu dersi zorunlu olarak koyduk. Burada kişiye yaşam becerileri öğretiliyor, sosyal yaşam becerileri. becerileri öğretiliyor. Hı hı. Yani kendini tanıma öğretiliyor. Yani kendini yönetme, duygularını yönetme, öfke kontrolü, stres kontrolü, bağışlayıcılık gibi e, gibi minnettarlık modülü var mesela. Onlar öğretiliyor. Kişi yani bir insan zaten kalite standartlarında da var. Kalite standartlarda kalite yönetiminde yönetimi en iyi şekilde yapmanın bir ayağı da eee yani, nitelikli insan, iyi insan olmayla ilgili kalitenin ayağı var. İkisinin dengesi gerekiyor. Mesela adam mesleğini çok iyi bilir ama karaktersiz bir tiptir. Evet. Yani işi iyi, yani herkesi rahatsız ediyordur. Sosyal becerisi zayıftır. Evet. Yani böyle böyle insanların verdiği zararları görüp yani kendini tanı, kendini geliştir Hı -hı. tarzında bunları Hı -hı. öğretmek. Yani iyi insan olmak bu açıdan evet. yani şu anda bütün dünyanın önemsediği, gelişmiş üniversitelerin öncelikli aldığı konulardan birisi. De... insan derken de Tabii. E, tek karakterli insan Karakterli insan yetiştirmede de bu e, derslerin ya da e, iletişimlerin önemli olduğunu bir kez de evet. ortaya koymakta yarar var. Tabii. Peki Sayın hocam şimdi şuradan e, öncelikle sevgili dostlar sohbetimize Üsküdar Üniversitesi Rektörü Sayın Tarhan'la devam ediyoruz. E, sayın Tarhan şimdi tıp fakülteleri kuruldu. Lütfen gençler bu yıl kılavuzları çok iyi araştırın. Bir defa kılavuzlarda geçen yıldan hiçbir taban puan ya da başarı sırası göremeyeceksiniz. Ancak yeni açılan bölümler de var. İşte bunlardan bir tanesini biraz sonra Sayın Tarhan'la konuşmaya başlayacağız. Tıp Fakültesi. Evet. Bize açılan. Tıp fakültemiz bu sene e, onay aldı. Seneye öğrenci alacağız. Evet. Yani Tıp Fakültesi hastanemizin yanındaki eski bina vardı. Hı hı. O binayı tıp fakültesine tahsis ettik. Evet. Bütün laboratuvarları orada kuracağız yani bütün simülasyon laboratuvarları, tıbbi beceri laboratuvarları, işte bütün mikroskoplarının hepsini orada kuracağız Şimdi yani öğrenciler önce bir simülasyonla hı hı. yani bir hastaya dokunmadan önce çeşitli laboratuvarlarla öğreniyor bu sistemde. Yani hibrit sistemi Hı -hı. uygulayacağız. Hı -hı. Bu sistemde yani, teorik bilgileri yani, hayallerinde önce öğrenecekler. Daha sonra bunları uygulamaya geçerken daha az hata yapacaklar. Daha kalıcı hale getirilecek. Bunları öğretmek istiyoruz. Yani evet. Tıp fakültesindeki yani, alınacak öğrenci sayısı zaten 60 civarında oluyor. Yabancı öğrenciler olacak. Yani, tıp fakültesi altyapımız olduğu için hem hastane olarak bir, afiliye ve bir, Hastanemiz ve hı hı. şeyle. Onun için bunu tabi ama 2019 için bu, bu sene için öğrenci yani kalit yani tam olsun diye bu, alabilecekken bile bugün bu sene şey yapmadık. Şartları Biz genç, zorlamadık. Gençlerine uyaralım efendim. E, Sayın Tarhan'ın sözlerine dikkat ederseniz Tıp Fakültesi 2019'da açılacak. Çünkü şu anda 11'den 12'ye geçip bizi izleyen gençler var. Önümüzdeki 2 yıl tercih plan programınızı yaparken eğer tıp düşünüyorsanız bu noktalara da Parmak basmanız gerektiğini bir kez daha size uyarmak isterim. Şimdi Sayın Rektör, burada özellikle şunu görmekte yarar var. Beyin Araştırmaları İnisiyatifi Türkiye temsilciliğiniz var. Bu ne anlama geliyor? Tabii işte bu G20'de, hı hı. bu Beyin İnisiyatifi 2013'te Obama başladı, ABD evet. Başkanı. 2015'te bunun bütçesini artık yayınladı. Hı hı. İlk atamadan sonra 10 yıllık bütçesini yayınladı. Genom projesinden sonra ikinci büyük... Bilim projesi olarak. Hı hı. Bu projede şu anda hatta bu ABD parlamentosunda her, her sene bir sunum yapılıyor orada. Evet. Bir komisyon kurulmuş. Ee, o, orada şu yani kişi pre, precision medicine dedikleri yani kusursuz tıp e, hedefleniyor. yani te, tanı te, Üç ayağı var onun. Bütün medikal kayıtlara girmesi, bütün kayıtların. Yani bir kişinin geçmişteki tansiyonu yükseldiyse kayıtlara girsin. Daha sonra herhangi bir hastaneye gittiğin zaman o kayda göre o kişiye doğru tedavi doğru ilaç yapılsın diye her şeyi dijitalize hı hı. etmek kayıtları. Yani ikincisi burada yani bir konuda Arge oda olması ve o konuda yani kişinin e, hastalığıyla ilgili ya da tedaviyle ilgili e, sıfır hataya yaklaşmaya evet. hedefleniyor. Yani araştırma yapılması. Yani diğer bir konuda nanoteknolojilerin kullanılması. Yani bu e, özellikle multidisipliner yaklaşımda e, nano teknolojiler, nano nöro teknolojilerin kullanılması, örneklerini evet. kişinin yani beyinle bilgisayar arasında arayüzler, e, e, bilgisayarla beyin arasında ikisi, iki e, biyolojik bilgisayarlar ortaya çıkarılması ve bununla ilgili yapay zeka çalışmaları, e, bu, bununla ilgili robotik çalışmaların ortaya çıkması, bu çalışmaların yapıldığı bir inisiyatif. Bunun hatta davosta yansımaları çıktı ilk yansıması hı hı. davos'ta en çok tartışılan konu geleceğimiz geleceğimizi yapay zeka yönetecek tartışması aslında bu G G20 inisiyatifi'nin politikalarının bir yansımasıdır evet. yani insanlığı etkileyecek birçok meslek yok olacak geleceklerde bizi yani bizi daha çok mesleklerimizi robotlar ele alacak bizi onlar yönetecek bizi yani eski çağlarda e diyelim tarım toplumu, sanayi toplumunda, sanayi toplumunda evet. teknoloji hakim, internet hakimdi. Hı -hı. Ama şimdi e, bir bilgi teknolojileri hepsinin üstüne geçecek. Bilgi teknolojiyle e, dünyaya hakim olmak isteyenler parayı yönetmekten çok Hı -hı. bilgileri yönetek dünyaya hakim olacaklar tarzında bir iddia var. E, burada da nöroteknoloji giriyor. Beyin, bilgisayar ve genlerin kullanılması önemli. Mesela mavi beyin diye bilgisayarlar var, süper bilgisayarlar. Hı -hı. Bu bilgisayarlar daha az enerji harcıyorlar ve daha çok bilgiyi dope ediyorlar ve yani işte bulut teknolojisi de bunların bir geçiş dönemi. Bununla bir insanın zihinlerini yönetebileceğiz, zihin kontrolü dönemi başlıyor gibi konular işte bu bizim bu alandaki çalışmalarımız mühendislikle genetikle tıpçılar birleşiyor burada. Şimdi, sayın Hocam zaten gittiğimiz konferanslarda da şunu gördük. Gençlerde yapay zeka ile birlikte mesleklerin iç yapılarının değişeceğini özellikle de evet. tıpla hukuk fakülteleri seçeceklerin acaba bizim yerimize başka bir şeyler mi olacak cümleleri kullanıyorlar. Tabii. ya Bu konuda da ileride gençleri aydınlatırsanız Tabii. çok iyi olacak. Çünkü çok önemli tercihlerde. Tabii. Tabii. Efendim şimdi TÜBİTAK projesi kapsamında desteklenen çok sayıda öğrenciniz olduğunu görüyoruz. Şimdi bu gençlere... Nasıl bir bilim kültürü aşılıyorsunuz? Tabii gençlerde bizim eee lisansta e, proje kültürü dersi var. Ve Koskep e, anlaşma yaptık Koskep'le. Koskep e, formatında eğitim veriyoruz ve mezun oldukları zaman Koskep sertifikası da sahip oluyorlar. Hı hı. Bu öğrencilerin yani proje yönetimini öğrenerek mezun olmaları ve lisans döneminde bir projeyi yazmaları ve bunu submit etmeleri hı hı. yani bir herhangi bir dergiye bunu makale haline getirmeyi başarmalar. Bunu hedefliyoruz öğrenciler. Evet. Yani öğrenci lisansı bitirmeden e, yap bir projenin içinde olacak o projeyi yayınlama noktasına kadar makale yazma becerisi kazanacak. Bu e, lisans öğrencisi bunu bitirirse gelecekle ilgili vizyon kazanmış olacak. Yani olaylara yani Nobel ödeli insanlar böyle çıkar. Ben yani evet. onun için bazıları şaşırıyor ya da kızıyor ben böyle söyledikçe. <laughs> ya yani bütün öğrencilere bu motivasyonu vermek şu açıdan önemli. Yani şimdi kolay böyle fazla yorulmadan mezun olmak isteyen öğrenciler gelmesin üniversite diyorlar ki ben de gelmesin diyorum. Yani bize gelecek öğrenmek isteyen mesleğini öğrenmek isteyen işin hakkıyla öğrenmek isteyen kaliteli insan olarak yetişmek istiyorsa bize gelsin. Eğer böyle diploma için geliyorsa, laylalı geliyorsa, diploma'm olsun, arka cebimde olsun diye geliyorsa bizim üniversite bu konuda iyi bir ortam değil. Yani onun için yani araştırma istiyorsa, Arge istiyorsa, geleceğini kendini geliştirmek, yetiştirmek istiyorsa o konuda öğretim üyelerimizle, senatomuzda bu konular hep konuşuyoruz mesela. Yani devamlı kalite yönetimini konuşuyoruz. Yani insanların bu heyecanı sahip olursa, Arge heyecanına, araştırma heyecanına sahip olan gençler olursa geleceği yakalayabiliriz. Yani gençlerimize rol model olarak böyle Aziz Sancar'ları rol model olarak göstermemiz lazım. Bravo. Yani bunları evet. gösterirsek gençler işlerindeki yani cevher harekete geçer. Yani bizim geçmişimizde neler e, insanlık tarihinde geçmişte Fuat Yüksel Hoca rahmetli oldu. Neler çıkardı ortaya. Evet. Yani bilim tarihi olarak bizim kültürümüzün inançlarımızın, dini e, geleneklerimizin o kadar çok şeye bilime katkı yaptığını gördük ki biz bunları e, üzeri örtülmüştü. Bunları çıkardı. Müzesine muhakkak gitsinler Fuat Göksel Hoca'nın şeydeki e, Gülhane'deki müzesine. Görecekler ki biz de çıkarabiliriz, yapabiliriz. Tabii. Bir dünya bilim tarihine bize katkı sağlayabiliriz. Doğru. Hiç özgüvenlerini kaybetmesinler. Gençlere Doğru. bunu vermek istiyoruz. Şimdi nerede olsun özellikle bir cümlenize ben kesinlikle katılmıyorum. Öyle size kızıyorlar vesaire bunları bir kenara koyun. Çünkü e, üniversite adaylarıyla, lise öğrencileriyle konuştuğumuzda artık hayatı bize kaliteli hazırlayan, bize iyi imkanlar veren üniversitelere biz tercih etmek zorundayız diyorlar öğretim kadrosunu soruyorlar, argesini evet. soruyorlar, çift anadalını soruyorlar, yurt dışı bağlantılarını soruyorlar, yapacakları stajı soruyorlar. Hatta kariyerlerin birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar nasıl basamaklarla çıktıklarına birlikte diplomanın beş yıl içerisinde eskiyebileceğini acaba üniversite sürekli eğitim merkeziyle bize yol gösterir mi diyorlar. Sizin söylediklerinizi gençler o kadar iyi anlıyorlar evet. ki bu tip öğrenciler zaten bu ülkeye artı getirecek. Yoksa bu işler artık lay 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 bunlar bitti. Peki buradan şuraya girelim. Ee, Yine bizim genç ekibin yaptığı bir araştırma. Yalnızsa yalnız düzeltin hocam bunu. Üç öğrencinizden ikisi burslu evet, gözüküyor evet, doğru. diye bana bir doğru. E, araştırma geldi. Hem bunu biraz açın bana. Bir de sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri açın. Tabii. Bir taraftan Şimdi, da bu yani, da gerekiyor. Tabii çünkü. tabii yani burs, biz burs oranını yüksek tuttuk. Yüzde yetmiş beş burslu mühendislikte, iletişimde. Yüzde yetmiş beş var, sağlıkta da var. Yani bu yüzde yetmiş beş burslu diyelim İstanbul'da bir öğrenci Anadolu'ya gitse, orada ev tutsa vesaire daha fazla bir maliyet olacak. Yani onun için %75 bursu olduğu zaman ailelerin de bu İstanbul'da yani bize göre bizim öğrencilerimiz %60-70'i istatistiklere göre İstanbul Marmara bölgesi evet. öğrencileri. Bu açıdan yüksek burs öğrencilerin bir, 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 bir tam burslu Anadolu'da başka bir üniversite gitmesinden daha çok hoşlarına gidiyor. Daha çok onlara avantajlı oluyor. Hı hı. Bu özellik var. E, spor kültür faaliyeti mesela Anadolu'ya gezi yaptık, Çanakkale'ye yaptık. Hı hı. E, bazı Anadolu'daki diğer illere yani bizim SKS bayağı aktif etkinlikleri çok hı hı. teşvik hı hı. ediyoruz. 67 civarında kulübümüz var öğrenci kulüpleri. Yani öğrenci kulüplerine altyapı imkanları sunuyoruz. Yani onlara destekleyebildiğimiz hı hı. kadar, yeteneklerine göre, onların isteklerine göre, ilgi alanlarına göre kulüplerde etkinliklerinin ne çok etkinlik yapıyoruz ve bu etkinliklerin hepsini de haberleştirmeye çalışıyoruz hı hı. çünkü iletişim fakültesi var oradan da destek alıyoruz bu konuda oradaki hocalardan oradaki öğrencilerden yani bu nedenle iletişim fakültesinin olması bize o da bir avantaj. Sağlıyor. Sevgi hocam bir soru var. Sürenin sonuna geliyoruz ama o çok önemli. Sağlık alanında okuyan öğrencilere staj ya da başka ne imkanlar sağlıyorsunuz? Tabii sağlık alanındaki öğrencilere en en önemli şey uygulama görmeleri. Hı -hı. Şimdi uygulamanın iki aşaması var. Bir yani, bir, bir e, simülasyon şeklindeki Hı -hı. uygulamalar, video montajizasyon şeklindeki uygulamalar, e, diğeri de bizzat hastaya dokunarak uygulamalar. Hastaya dokunarak uygulamalar etik kurallar içerisinde oluyor ve yani bazı durumlarda onu yapabiliyor ama hani hastane ortamımızın olması, ameliyathanemizin olması, yani bununla ilgili yani tıbbi beceri laboratuvarlarını kurduk. Hatta Z Space diye bir şey var. Böyle e, 3D boyutlu vücut e, vücut anatomisiyle ilgili bir üç boyutlu gösteren bir sistem var. Kişi bir gözlük takıyor. O gözlükle yani bilgisayardan görüntü çıkıyor havada beyni damarı, kalbi inceliyor. Yani kalbin hangi damara nasıl geliyor, şuyor diye sanki hı hı. şeye kalbe girmiş, beyne girmiş, seyahat ediyor gibi evet. bizzat avucunu almış gibi 3D boyutlu. Bu yani virtual reality'den farklı bu. Augment, augmented reality diye evet. bilen sistem. Bu sistemle ilgili altyapımız da şu anda kurmak üzereyiz. Yani bütün bunlar öğrencilerin daha iyi öğrenmesi için. Daha sonra uygulama aşamasına geldiğimizde de uygulamada da yani bütün şey klinik mesela psikolojide biz Erasmus anlaşması en yüksek Türkiye'deki araştırdı evet. arkadaşlar. Bu demek oraya da gidip başka üniversiteleri de görüyorlar. Hatta evet. iki defa giden öğrenciler var ilk başvuranlardan. Yani bu moleküler biyoloji ve psikolojide çok ciddi bir yani gelen öğrenciler de var. İspanya, Portekiz, evet. Litvanya'dan öğrenciler var, İtalya'dan var geliyorlar. Yabancı öğrencilerimiz de var. Yani zaten İngilizce bölümlerimiz çok fazla. Yani sağlıkla ilgili yani esas dikkat edilecek alan şey uygulamayı ve hocalarına baksınlar öğrenciler. Yani hocaları yetkin mi? Hocaları bu konuyu da uzman mı? Peki. Evet, evet değerli dostlar programın sonuna geldik. Çok değerli konu ve benim gerçek dostlarımdan bir tanesi Üsküdar Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Sayın Nevzat Aran'a bir kez daha teşekkür ederim. Rica ederim.